Selamlıyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Çok sayın genel başkanım, Türkiye'nin ilk hanım İçişleri Bakanı, önemli bir görev ve çok değerli bakanlar, milletvekillerimiz, İyi Parti'nin ve diğer misafir partilerin temsilcileri, sevgili parti üyeleri, sayın hocalarım, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, bugün buraya davet edilmekten bir onur duydum. Bunun kaçınılmaz bir onur olduğunu belirtmek isterim. Bu memlekette kitle olarak çok şeylere karşı çıktık. Zaman geçti, karşı çıktığımız kurumların içinde en çok karşı çıkanlar yer aldılar ve rey verdiler. Bunlardan bir tanesi bizim Yüksek Öğretim Kurumumuz. Herkes ayaklandı. Sağ görüşlüsü, sol görüşlüsü. Bu yok yok olsun falan sloganıyla. Sonra devran değişti. Başka partiler iktidara geldi. Yok yokun başkanı değişti. Bütün o karşı çıkan arkadaşların hepsi orada kurullarda yer aldılar ve çalışmaya devam ettiler. Hiç kimsenin şikayeti olmadı. Ciddi bir ıslahat bile yapılmadı. Korkarım Türkiye'de prezidansiyel rejimde böyle bir tehlikeye açıktır. Türkiye'de azınlıklardan bahsediliyor. Bir gayrimüslim iş adamımız, vallahi biz de azınlığız demiş adeplere. Demek ki azınlık denince minorite, Minderheit, minority ile Almanca bir kelime olan Volksgruppe, halk grubu arasındaki farkı bilmiyor. Bu kadar açık. Türkiye'de azınlık dediğimiz bazı grupların azınlık olmakla ne statülerinin, ne tarihi miraslarının, ne hukuki yapılarının alakası yoktur. Herhangi bir etnik aidiyetin beslenmesi, şekillenmesi için de bazı şartlar lazımdır. Sahip oldukları dili elit takımlarının iyi bilmesi, iyi yazması gerekir. Bu istisnasızdır. Türkiye'nin yapması gereken 24 anayasasına riayet ve onu takip etmekti. Bu Cumhuriyet'in anayasasıydı. Memleketin kaderini oraya kadar getiren insanların yaptırdıkları bir şeydi ve oradaki sistem doğruydu. Teşrii grupla yasama organıyla yürütme organı arasındaki denge fevkaladeydi. 61 buraya yasamayı, yargıyı ilave etti. Yargının üçüncü bir kuvvet olarak katılması için tabii ki bir ön şart var. Doğrudan doğruya iyi hukukçu olmak, bilge olmak. Maalesef Türkiye'nin bu konuda halen bazı soru işaretleri tanıştığını siz de takdir edersiniz. Parlamenter demokrasi şu gün için bize çok akıllıca görünüyor. Hiç şüphesiz ki başkanlık grubuna, başkanlık otoritesine birdenbire darbe vurmanın da bir manası yoktur. Örneklere bakarak işte Sarkozy ve Macron var diye Fransa'da da yürümüyor diyemezsin. Yürütenler var, çok iyi yürütenler var ve olur. Türkiye'de de bu budur. Yarı prezidansiyel sistem. Aşırı bir başkanlık sistemi dünyada Amerika hariç yok. Kanunlarla ve uzlaşmayla sisteminizi götürürsünüz. Hiç kimsenin bugünkü modern devlet sisteminde ben biliyorum, ben dedim oldu deme hakkı yok. Bunu dediği an kendi kayar zaten. Nüfusun %25'i subsistence level denen
karnını doyurma seviyesinin altında yaşıyor. Çok önemli bir şey o memlekette. Bütün bunların ortasında hiçbir kimsenin ben yaptım oldu, ben doğrusunu bilirim deme durumu yoktur. Bu bakımdan parlamentarizm ve siyasal partiler siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsurudur. Bugünkü özel okul furyası Türkiye için yüz kızartıcıdır. İnsanlar hiçbir şekilde kontrol altında değiller. Biraz paralı görülen semtlerde bir takım okullar açılıyor. Çocukların velilerinden topladığı parayla kaçanlar da var. Kayıt paralarını alıp gidenler var. Hiçbir şekilde kontrol yok. Çocuklara öğretilmesi gereken şeyler öğretilmiyor. Ve bunlara üstelik bizim kesemizden sübvansiyon veriliyor öğrenci başına. Bu konuda böyle bir rahatlık içindeler. Nasıl olsa orada çıkıyor. Hadi çöpünüzü müteahhite verdiğinizi anladık. Makul bir sistem de olabilir çöpü topla diye. Okul işi çöp işi değildir. Aynı sistemle çözemezsin. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Vatandaş için eğitim şart. Milli eğitimini almayan bir vatandaş kitlesi milliyetçi olacak diye söylemiyorum. Dindar olacak diye de söylemiyorum. Çok objektif, geniş konuşuyorum. Standart eğitimini alamayan bir vatandaş kitlesi vatandaş değildir. Türkiye'de yetişen insan bu toprakların tarihini ve coğrafyasını tanımıyorsa ondan hayır yoktur. Kendi istese de yoktur. Bu çok açıktır. Bunu yapmak zorundasınız. Böyle bir okul sistemini düşünemiyorum. Realist olmak lazım. Dünyanın her yerinde dini eğitim var. Dini okullar var. Kilisenin okulları var. Ne olmuş? Milli eğitim sistemine konvertibilitesi var, çevrilmiş, bağlantısı kurulmuş. Öyle herkes canının istediğini öğretemiyor arada orta çağdaki gibi. Bu zümrenin içinde de iyisinin yetiştirilmesi lazımdır. Hiç şüphesiz ki Şeyhülislamların, halifelerin bin yıldır yönettikleri ve İslam dünyasını en çöküntü zamanında ayağa kaldıran, dirilten bir memlekette bazı şeylerin üstünde durmak lazım. O zaman bu alanda da seçkinlerin yetiştirilmesine dikkat edeceğiz. Hiç şüphesiz ki vatandaşlığın en sonuncu şartı dilimizdir. En sonuncu ama en önemsizi değil. Türkiye çocuklarına dil öğretemiyor. Bütün kurumlar bu konuda sakattır. Acil tedbirler alınması gerekiyor. RTÜK gibi bir müessesenin televizyonlarda dili konuşamayan, yanlış telaffuz eden, yanlış programlar yapanları cezalandırması gerekir. Bu çok açık bir şey. Yani Türkçe ceza budur, RTÜK kontrolü budur. Bu iltica dalgasından kurtulması gerekir Türk milletinin. İnsanların kellesi koltuğunda değilse, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya değillerse bu sevdadan vazgeçilmesi lazım. İnsanlara burada tutunacakları şeyi ikna etmek lazım. Bunun için de burayı sevdirmek lazım. Biz böyle bir eğitimi, böyle bir telkini hükümetlerimizden, siyasi partilerden, şu andaki ve gelecek hükümetlerden bekliyoruz. Bu vazifesini yapamayan bir hükümet vazifeyi yapamıyor demektir. Çok açıktır. Bu önemlidir. Tabii ki bazı şeyleri gördük ve üzerinde durduk. Ama bence en önemli unsurlardan bir tanesi de budur. Sözün üzerine söz söylenmez. Sağ ol. Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım.
Teşekkür ederim.